أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري Rabbim göğsüme genişlik ver ve yessirli emri, kolaylaştır işimi, vahtul ukdeten min lisani, çöz dilimden düğümü, yefkahu kavli, ki anlasınlar beni. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Allahümme inna ne'udu büke min ilmin la yenfa'. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden sana sığınırız. Ve min duain la yusma'. İşitilmeyen, kabul olunmayan duadan sana sığınırız. Ve min aynin la tedma, yaşarmayan gözden sana sığınırız Allah'ım. Ve min nefsin la teşba, doymayan bir nefisten sana sığınırız Allah'ım. Ve min kalbin la yahşa, korkmayan bir kalpten de sana sığınırız Allah'ım. Allahümme zidna ilmen ve fehmen ve elhikna bis salihin. Allah'ım ilmimizi ve anlayışımızı arttır. Ve bizi salihlere kavuştur ya Rabbi. Amin. Muhterem kardeşler, tefsir dersimize Bakara suresinin 170. ayetinden itibaren inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ qîle lehumuttebi'û mâ enzelallâhu, قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. Onlara, yani o müşriklere, Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman onlar derler ki hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız dediler. اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Ya eğer ataları bir şey bilmiyorlar, bir şey anlamamış, doğruyu da bulmamış idiyse derler mi? Muhterem kardeşler, Bakara suresinin 170. ayet-i kerimesinde çok önemli bir hususla karşı karşıya kalıyoruz. Öyle bir şey ki Kur'an-ı Azimuşşan'da 25 defa en azından bu konu üzerinde Allah Celle Celaluhu durmuştur. 25 defa. 25 kere Kur'an-ı Kerim'in üzerinde durduğu bir konu demek ki insanlar açısından çok önemli bir konu demektir. Allah Kur'an'da neyin üzerine tekrar tekrar vurgu yaptıysa o konu insanlar açısından çok önemli demektir. Ve o konu demek ki sadece Kur'an'ın ilk muhatabı olan Peygamber Aleyhisselam'ın döneminde yaşamış olan insanların problemi değil, ahirete kadar gelmiş ve gelecek insanların da çok önemli bir problemi demektir. Peki ney bu problem? Ayetin zaten mealini okumuş olduk. Ayetin mealinden de anladığınız gibi şöyle bir isim verebileceğimiz bir problem muhterem kardeşler. Atalar dini diye bir isim verebileceğimiz bir problem. Yani siz onlara Allah'ın dinine uyun dediğiniz zaman onlar derler ki diyor Allahu Teala, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız. Başka bir şeye değil. Subhanallah. Tevafuk ilahi. Bugünlerde öyle de hangi kanala açsak atalarına ve onların dinlerine mensup olmuş, atalarını ilah edinmiş, ilahlarının karşısına geçip ilahlarına yalvaran insanları nasıl görüyoruz değil mi? Subhanallah. Muhterem kardeşler, atalar dini dediğimiz zaman geçmişe karşı beslenen ölçüsüz saygı ve sevgi üzerine kurulan bir sistemden bahseder Kur'an. Geçmişe karşı beslenen ölçüsüz saygı ve sevgi üzerine kurulan bir sistem. Yani buradaki insanların derdi hak, hakikat, iyilik, kötülük, yasaklar, emirler, nehirler meselesi değil. Bunların derdi ve meselesi atalarını üzerinde buldukları yolu takip etmek. Bak bu konuyla ilgili bir ayet mealede okumak istiyorum. Meseleyi biraz açmak için inşallah. Çünkü çok önemli bir konu muhterem kardeşler. Zuhruf suresi Kur'an'da 43. suredir. 21 ila 25. ayet-i kerimelerde Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Yoksa bundan önce onlara bir kitap verdik de ona mı tutunuyorlar? Bu hakka tabi olmayan, getirilen vahye kulak asmayan insanlar
Acaba onlara başka bir kitap verdik de ona mı tabi oluyorlar diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem kardeşler, bu konu sık sık karşı karşıya kaldığımız bir mesele. İnsanlara böyle çok basit gibi görünse de bu ayet-i kerime günlük hayatımızda sık sık karşıya kaldığımız bir mesele. İnsanlara diyorsunuz ki bakın son peygamber kim? Hazreti Muhammed Aleyhisselam diyor. Kitabın ne? Kur'an-ı Kerim diyor. Allah son peygamberden sonra başka peygamber gönderdi mi? Hayır. Kıyamete kadar gönderecek mi? Hayır asla. Aksini iddia etse zaten dinden çıkar. Son kitaptan sonra, Kur'an-ı Kerim'den sonra başka vahiy kitap geldi mi? Hayır. Gelecek mi? Gelmeyecek. Peki o zaman son peygamberin yapmış olduğu metottan ve Kur'an-ı Kerim'de bulmuş olduğumuz metottan başka neden metotlar uyguluyorsunuz diyoruz? O zaman cevap verilmiyor. Ama yine de takip ediliyor. Bu çok önemli bir mesele muhterem kardeşler. Niye yapıyorlar biliyor musunuz? Çünkü kendilerinden öncekileri bunu yapar buldular da ondan dolayı. Atalar dinini benimsemek şirktir muhterem kardeşler. Şirk ifade eder. Şirk-ü taklit denir buna, evet. Ayeti devam okuyalım inşallah. O kitaba mı tutunuyorlar? Hayır. Sadece biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izinde gidiyoruz derler. Senden önce de hangi memlekete uyarıcı göndermişsek ey Habibim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, mutlaka oranın varlıkları, yani mele veyahut da mütref denilen bu takım, babalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izlerine uyarız derlerdi. Ben size babalarınızı üzerinde bulduğunuz dinden daha doğrusunu getirmişsem yine de mi bana uymazsınız? Deyince dediler ki doğrusu biz sizinle gönderilen şeyi inkar ediyoruz. Biz de onlardan intikam aldık. Bak yalanlayanların sonu nasıl oldu buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem kardeşler, ayaklarının altı sallanmaya başlayınca atalarının ve putlarının karşısına geçip ağlayıp sızlayanlar atalarına mı yalvarıyorlar? Allah'ın gönderdiği bir felaket, bir ağrı, bir sızı, bir musibet başlarına gelince gidip o taştan, heykelden itibar olan putlarına mı yalvarıyorlar? Yoksa Halik-i Zulcelal olan Allah'a mı yalvarıyorlar? Görüyorsunuz değil mi bugünlerde haberlerde nasıl atalarının karşısına geçip ağlıyorlar, sızlıyorlar. Mezara bir ayağını basmış ihtiyar yaştaki kafirler bile, affedersiniz mecbur hakikati söylemek durumundayız. Atam diyor, kim bunları bu hale getirdi de başlarına bu örtüleri koyuyor diyorlar. Ne hale geldi bu gençler atam diyorlar. Ağlıyorlar ilahlarına yalvarırken. Ağlıyorlar. Muhterem kardeşler, lütfen cep telefonlarını kapatalım. Derste rahatsız etmesinler inşallah. Konsantreyi bozabiliyor cep telefonları. Dolayısıyla muhterem kardeşler, atalar dini batıl bir taklitçilik, yani cehalet ve sapıklıkta da olsa onları taklit edecekler mi diyor Allah Celle Celaluhu. Körü körüne geçmişe taparcasına sevgi ve saygı beslemek, hele hele dinden nasibi olmayan ataların yolunu izlemek, taassup dediğimiz bir taklitçilik, Allah muhafaza buyursun, çok tehlikeli bir şeydir muhterem kardeşler. Bir şeye tabi olmanın sebebi muhterem kardeşler eski olması, yeni olması değil, hakka uygun olup olmamasıdır. Bizim soracağımız konu her zaman odur. Eğer geçmişteki atalarımız, bizden öncekiler, eğer hakka uygun bir nesil, bir miras bıraktılarsa, tabii ki onların bırakmış oldukları mirasa seve seve tabi oluruz. Tabii ki onların peşinden seve seve gideriz. Yok eğer önceden geçmiş olan atalarımız veyahut da atalar batıl bir miras bıraktılar ise de hala onları körü körüne taklit mi edeceksiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Dolayısıyla burada ittiba olunan şey, takip edilen şey eski veya yeni olması değildir. Bir şeyin hakkı mı temsil etmesidir, batılı mı temsil etmesidir? Bir müminin burada yapması gereken, vallahi eğer benim takip etmeye çalıştığım veyahut da bana miras bırakılmış olan şey batıl ise, velev ki öz babamdan dahi bırakılmış olsa ben onu takip etmeyeceğim demesi gerekir. Bir müminin yapması gereken şey, eğer onun duymuş olduğu hak ve hakikat düşmanından dahi ona miras bırakılmış olsa fakat hakkı temsil ediyorsa ona tabi olmaktır. Müminin yapması gereken sadece budur muhterem kardeşler. İşte Arap müşrikleri ve yine Yahudiler de, hala bu pasajlarda ehli kitapla ilgili açıklamalar var, Allah'ın indirdiğine uyun denilince onlar hala biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan asla tabi olmayız diyorlardı.
Özel bir, bu genel olarak ayetin manası böyle muhterem kardeşler. Özel bir sebebi nuzuru da var Bakara suresi 170'in. Bu ayeti kerimenin indiriliş sebebiyle ilgili yani bir mesaj aktarılıyordu Mekke'deki yaşayan hala müşrikler için. Biliyorsunuz onların bir adeti olarak önceden de söylemiştik Kabe'yi çıplak tavaf etmeleriydi. Ve buna gerekçe olarak göstergeleri de şuydu. Biz günlük hayatımızda işlemiş olduğumuz bu günahkar elbiselerle Kabe'nin etrafında dönemeyiz. Bundan dolayı tavaf ederken üstümüzdeki günahın simgesi olan elbiselerimizi çıkarıyoruz ve Kabe'yi çıplak tavaf ediyoruz diyorlardı. Ve böylece bir uygulama yapıyorlardı. Ne zaman ki oradaki hanifler veyahut da müminler onlara bu uygulamadan vazgeçin, böyle bir sapıklık olmaz dediklerinde onlar diyorlardı ki biz atalarımızdan ve babalarımızdan nasıl gördüysek öyle yaparız. Allah onlara öyle emretmemiş olsaydı onlar böyle yapmazdı diyorlardı. Burası çok önemli bir husus. Allah onlara böyle emretmemiş olsaydı böyle yapmazdı diyorlardı muhterem kardeşler. Bugün de müminler, hakkı savunmaya çalışan insanlar, insanları ıslah etmeye çalışan, irşad etmeye çalışan, vahye dayanan, sünnete dayanan, hakka ve hakikate dayanan insanlar bu tür sorularla sık sık karşı karşıya kalmıyorlar mı muhterem kardeşler? Ben hatırlatayım size inşallah. Ya bu kadar insanlar bilmiyor da siz mi biliyorsunuz derler. Veyahut da bunca insan yanlış yolda da siz mi doğru yoldasınız derler. Senin yaşın kaç, bu işlerden anlamazsın derler. Biz bu yaşa kadar atalarımızdan buna benzer bir şey duymadık, böyle bir şey görmedik derler muhterem kardeşler. Dolayısıyla atalarının ve çoğunluğun takip etmiş olduğu metodu hiç akletmeden, fikretmeden, tezekkür etmeden, tedebbür etmeden takip edip taklit edip uygularlar diyor Allah Celle Celaluhu. Ve bu çok tehlikeli bir yöntemdir, metottur muhterem kardeşler. Çünkü Allah Celle Celaluhu soruyor ki اَوَلَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْءٍ وَلَا يَهْتَدُونَ. Eğer onların ataları hiçbir şey anlamayan, bilmeyen, burada anlamayan, bilmeyenden kasıt ne? Onların deli olmaları değil. Belki profesördüler, belki bilmem nelerdiler. Fakat hakkı ve hakikati anlamayan insanlardı. Akletmiyorlardı. Yani akıllarını ve düşüncelerini vahye tabi tutmamışlardı. Bunun için hakikati bilmiyorlardı. Ve hidayet olunmuş insanlar değillerdi. Doğru yolda değillerdi. Böyle olmasalar da mı onları takip edeceksiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem kardeşler. İnsanlara diyorsunuz, işte şu yapmayın adetlerinizden vazgeçin. Öğleden sonra 10. 15. 40. 50. 70. 100. bilmem daha ne kadar geceler varsa böyle geceler yoktur diyorsunuz. Yok canım, böyle gelmiş geçmiş adetimizi senin yaşın kaçta bozacaksın diyor ya. Bu böyledir diyor. Bu kadar binlerce hoca bunu yapıyor bak. Sen mi bunun doğrusunu biliyorsun diyor adam. E peki delilinizi gösterin deyince delil de gösteremezler. Yine gidip söylersiniz. Türlü türlü hurafeler vardır. Mesela bizim köken olarak Türkiye'den gelir bu kadar bir sürü Müslümanlar, Türkiye'li Müslümanlar, türlü türlü hurafeler vardır. Bu türbeler, bu bilmem garip garip alışkanlıklar. Bunlar haktan, hakikatten bir nasibi yoktur dediğiniz anda insanlar kulak vermiyorlar. Biz böyle gördük, böyle takip ederiz diyorlar. Yani muhterem kardeşler, sık sık hatırlatmamıza rağmen bakın tekrar küçük bir örnek daha vereyim aklıma gelmişken. Parantez içinde küçük, haşa biz sünneti başımızın en üst tarafına koyarız ve sünnete tabi olmaya çalışırız. Çünkü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu hareketlerin, bu manada ibadet olarak yapmış olduğu hareketlerin vahye dayandığına iman ederiz biz muhterem kardeşler. Dolayısıyla insanlara, Müslümanlara bakın şu en küçük namazlardan sonra tesbih çekme örneğinde bile yapmış olduğumuz gibi. Kardeşler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazlardan sonra tesbihleri cemaatle çekmemiştir deriz, anlatırız, hadisleri okuruz, aktarmaya çalışırız, doğruları öğretmeye çalışırız. Fakat insanlar der ki hadi oradan be, yenilikçilik yapmayın der. Bu kadar binlerce hoca bu işi anlamadı da sen mi anladın bu işi der de sünneti ortadan kaldırıyorsun der. Biz diyoruz ki kardeşler, sünneti ortadan kaldırmak yok, sünneti aslına geri döndürmek var. Allah Resulü'nün yaptığı gibi yapalım diyoruz. Fakat insanlar diyorlar ki yok, biz nasıl gördüysek öyle yapacağız. Peki gördüğün şeyi eğer doğru değilse diyor Allah Celle Celaluhu, hala onu mu yapacaksın diyor Allah. Eğer gördüğün şeyi senin yapmış olduğun metot doğru değilse hala mı onu yapacaksın diyor Allah Celle Celaluhu. Bundan dolayı muhterem kardeşler, hal ve hareketlerimizde, yapmış olduğumuz uygulamalarda neye tabi olduğunu,
kime tabi olduğumuzu, hangi delile göre yaptığımızı Allah rızası için tekrar yoklayalım. Tabii bunlar küçük örnekler. Burada özellikle ayetin muhatabı müşriklerdir muhterem kardeşler. Müşriklerdir. Çünkü bunlar hakikaten hak ve hakikat dinlemeden atalarının, müşriklerin bırakmış oldukları mirasa sarılırlardı, tutunurlardı. İşte biraz da söylediğimiz gibi bugünlerde Türkiye'deki müşrik tipli kafirlerin kendi atalarına sarılıp, kendi atalarının ilahlarının önünde ağlayıp, secde edip ona yalvardıkları gibi onlar da bu şekilde ona sarılırlardı. Bakın Allah Celle Celaluhu 171. ayette bunlara şöyle buyuruyor. Estağfirullah. وَمَثَلُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذ۪ي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً Hidayet çağrısına kulak vermeyen, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yolu üzerinde bulduğumuz yola tabi olacağız diyenlerin tutumu, durumu, bu kafirlerin durumu sadece çobanın bağırıp çağırmasını işiten hayvanların durumuna benzer diyor Allah Celle Celaluhu. Summun bukmun umyun fehum la yaqilun. Onlar sağırdırlar. Onlar dilsizdirler. Onlar kördürler. Bu sebeple de düşünmezler diyor Allah Celle Celaluhu. Bu sağırdır, dilsizdir, kördürü ta ilk derslerimizde söylemiştik biliyorsunuz. Tabii ki gözleri var. Tabii ki kulakları ve dilleri var. Fakat hakkı işitmeye karşı sağırdırlar. Hakikati görmeye karşı kördürler ve hakikati konuşmaya karşı dilsizdirler diyor Allah Celle Celaluhu. Bundan dolayı siz onlara ne kadar söyleseniz de yapmayın, etmeyin. O taşların altında yatan, o bilmem ne kabirin altında yatan sizin atanız sizi işitmiyor. Size bir faydası olmayacak. Gelin Allah'ın emirlerine karşı çıkmayın. Hicab, tesettür Allah'ın emridir deseniz de çobanın hayvanlarına bağırdığı, koyunların, öküzlerin, ineklerin affederseniz baktığı gibi bakarlar. Bu ne diyor bu gerici yobaz derler. Ve hala atasının peşinden gitmeye devam ederler muhterem kardeşler. Öyle yapıyorlardı. Yani bu tip şeylerde inanın ki bir mümin olarak şuurumuzu koruyabilmek için haberlerden bile kendimizi uzak tutmak durumundayız. Çünkü bir müminin böyle vehim bir kötülüğü gördüğünde biliyorsunuz ya eliyle ya diliyle ya da eliyle diliyle ya da kalbiyle Allah razı olsun buğz etmesi gerekir, önlemesi gerekir. Biz bunları yapamadığımızdan dolayı inanın ki göresimiz bile gelmiyor. Dün rastgele bir haber bakayım demiştim. Türk haberlerinde yani Türkiye'de yaşanan olaylarla ilgili biliyorsunuz şu anda bu tesettür konusu çok aktüel bir konu olduğu için kafirler inanın ki 9,5 sarsıntısında gücünde bir depremden daha şiddetli bir sarsıntı içerisindeler. Korkunç bir olay. Yer yerinden oynamış. Bu kadar olduğunu bilmezdim. Çoktandır haberlere bakmıyordum. Yer yerinden oynamış. Protesto ediyorlar. Biz diyor bu hükümet bu kararı uygulamaya soksa da rektörler biz değiliz diyor. Derslere girmeyeceğiz. Bir tane böyle yaşlı bir profesör, doktor kadınmış. Ona mikrofonu uzatıyorlar. O da diyor ki yani ağlayacak. İnanın ki ağlayacak bir durumda ve diyor ki bu diyor şimdi diyor yani siz benden benim dersimde başlarını sıkmış sıkma başların kapatıp önümde oturacağına tahammül edeceğimi mi zannediyorsunuz diyor. Aynı böyle. Böyle yürekli bir kafir. Böyle yürekli bir kafir. Bu kadar açıkça küfrünü ortaya çıkarabilecek insanlar tabii dedik ya muhterem kardeşler biraz önce Zuhruf suresindeki ayet-i kerimede inanın ki Allah'ın izniyle bunların da akıbeti bu olacaktır ve çok yakındır inşallah. Ne dedi orada Allah Celle Celaluhu? Doğrusu biz de onlardan intikam aldık. Bak yalanlayanların sonu nasıl oldu. Bunların da sonu aynı bu olacak. Vallahi bunların da sonu bu olacak ve ataları onlara yardım da edemeyecekler. Aynı atalarının gindiği gayya kuyusuna onlar da onlarla birlikte girecektir inşallah. Rabbim bugünleri bize de göstersin inşallah. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu kulu min tayyibati ma razaknakum. وَشْكُرُوا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ Siz ey müminler o hayvanlar gibi olmayın. Şimdi bu ayetin maali değil. Ayete giriş yapmaya çalışıyorum yukarıdakiyle irtibat kurarak. Siz mi ey müminler? Niye? Çünkü ayet يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا diye başladı. Ey iman edenler siz şimdi iyi dinleyin. Yukarıda hayvan gibi olup aklını, fikrini, hakikati anlamak için kullanmayanların durumunu öğrendiniz. Ama siz ey müminler, siz sakın o hayvanlar gibi olmayın. O iki ayaklı olmasına rağmen dört ayaklı hayvanlardan çok daha alçak bir durumda olanlar gibi sakın olmayın. Ey müminler,
Helal haram birbirine karıştırmayın. Temiz çirkin birbirine karıştırmayın ey müminler. Siz ne yapın? Kulû min tayyibâti mâ razaknâkum. Size verdiğimiz tayyibat, geçen hafta söylemiştik, akla ve bedene zarar vermeyen temiz ve helal olan şeylerden yiyin ve için. Veşkurû lillâh. Ve Allah'a şükredin. İn kuntum iyyâhu ta'budûn. Eğer Allah'a kulluk ediyorsanız ona şükredin. Allah'a kulluk edip Allah'a şükretmek muhterem kardeşler, biliyorsunuz Allah Celle Celaluhu'nun vücudumuzdaki hangi organı ne için yaratmışsa onu o alanda kullanmak, o organın şükrünü Allah'a eda etmek demektir. Allah midemizi haram lokma yeme için yaratmamıştır. Dolayısıyla haram lokma yiyerek bir gram dahi olsa, bir gramdan daha da az olsa haram lokma yiyerek, inanın ki midemizin, bu midemizin etrafındaki bütün organların şükrünü Allah'a veremeyiz. Çünkü o zaman o organları Allah'ın haram kıldığı yolda kullanmış oluruz. Dolayısıyla onların şükrünü vermek istiyorsak burada Allah'ın helal kılmış olduğu temiz şeylerle onları doldurmamız gerekir. Hatırlarsanız geçen hafta 168. ayet-i kerimede bütün insanlara hitap ederek Allah, ey insanlar, yeryüzünde bulunanların helal ve temiz olanlarından yemin demişti. Burada özelde müminlere hitap etti Rabbimiz. Ey müminler, siz özellikle böyle yapın ve sakın ha o şeytanların peşine tabi olanlardan olmayın. Estağfirullah. Şimdi temiz ve helal olanlardan yiyin dedi Rabbimiz. Onun için temiz ve helal olanlar yeryüzündeki çoğunluktur muhterem kardeşler. Bakın, haram olanlar 173. ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu kısa bir giriş yapacak. En'am suresinde bu işin detayına girecek inşallah. Fakat burada özet olarak neler haramdır? Sadece neler yemeyeceksiniz ey müminler? Bakın, sadece bunları yemeyeceksiniz. Estağfirullah. İnnemâ harrama aleykumul meytete. Gerçekten Allah size ancak, innemâ ancak ve ancak şimdi sadece şunları haram kılmıştır. Neyi? Buyur ya Rabbi, el meytete. Harrama aleykumul meytete. Size Allah Celle Celaluhu ölüyü, yani leşi haram kılmıştır. Nedir bu muhterem kardeşler? Normal boğazlanması gereken bir şekilde ölmeyip de, yani Allah'ın ismi üzerine anılarak kesilmeyip ölmeyip de, ya başka bir metotla öldürülen veyahut da kendi kendine ölen hayvanlar leştir, biliyorsunuz. Bunlara leş denir. Hatta fıkıhta bir balık, yani kesilmesi gerekmeyen bir balık bile, biliyorsunuz sudan çıkardığın anda onu yersin, helaldir. Kim tutarsa tutsun. Fark etmez. Çünkü kesilmeyen bir hayvan, boğazlanmayan bir hayvan. Fakat bir balık kendi kendine ölüp suyun yüz üstüne çıkarsa o balık bile yenmez. Çünkü o da murdar bir hale girmiştir. Yani bu meytedir. Bu leştir. Leşler yenmez. Bu haram. Bir. İkincisi daha ne haram ya Rabbi? Ve deme. Kan. Kan içmek de haramdır. Bizim dinimizde muhterem kardeşler. Üç. Ve lahmel hınzir. Anladınız? Domuz eti de haramdır. İsterse affedersiniz, yani nasıl kesilirse kesilsin veyahut da kendi kendine ölsün. Bu her haliyle haramdır, domuz eti. وَمَا اُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ. Bir de Allah'tan başkası adına kesilen hayvanların da hepsi haram kılınmıştır. Burada özellikle biliyorsunuz müşriklerin bir adeti vardı. Putlara adına götürüp hayvanları boğazlarlardı ve putlarına tahsis ederlerdi. Mesela bugün de bu uygulamalar hala vardır. Adamlar götürüp türbeler başında kurbanlar keserler. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Eğer türbelerin başında kesilen kurbanlar sadece hürmeten hala Allah'ın adını anarak Allah adına kesildiyse sorun yok. Yapılan uygulama yine de yanlış da olsa. Fakat eğer o türbedeki adına kesildiyse o zaman Allah muhafaza buyursun haram madde arasına girer ve kesinlikle yemesi haram olur. Bunlar haramdır muhterem kardeşler. Şimdi yeryüzünde o kadar yiyecek Allah Celle Celaluhu bizim istifademize sunmuş. Bunların arasında sadece bunları haram kılmış. E hala diretip bu kadar çoğunluğun içinde bu kadar azınlık haram kılınlara uymanın ne anlamı var? Bu akıl kârı bir hareket olur mu hiç? O kadar şeyi Allah helal kılmış. Git onlardan ye. Bu kadar az bir şey haramdır yani. Bakın, yani saymaya başlasak sabaha kadar et türlerini bitiremeyiz. Yiyecek türlerini bitiremeyiz. E burada haramlar bakın bir parmakta sayıyoruz. Leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesilen dört tane. Bunları yeme. Bir de buna benzer şüpheli şeylerden uzak dur. Beş olsun. Hepsi bu kadar.
Şimdi bakın, çemberi biraz açıyor Allah Celle Celaluhu, Rahman ve Rahim olma sıfatı hasebiyle. Estaizu billah. فَمَنْ اِذْضُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Her kim bunlardan yemeye mecbur kalırsa, yemeye mecbur kalırsa, zaruret gündeme geliyor, o zaman başkasının hakkına saldırmadan ve haddi aşmadan bir miktar yemesinde kendisine günah yoktur. اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Gerçekten Allah çokça bağışlayan ve çokça esirgeyendir, buyuruyor Allah Celle Celaluhu muhterem kardeşler. Fıkıhta biliyorsunuz muhterem kardeşler, zaruretler haram olan şeyleri mübah kılar. Kaidesi ve kuralı vardır. Yani fıkıhta bir zaruret gündeme geldiği zaman, peki bu nasıl bir şey, nasıl olacak bu o zaman? Ne zaman bu haram olan şeylerden yemeği Allah mübah kılmıştır? Birinci şart, hakikaten aşırı ihtiyaç, zaruret gündemde olması lazım. Yani ölüm tehlikesi söz konusu olması lazım. Açlıktan veyahut da susuzluktan ölme durumu olması lazım. Bu birinci şart. İkincisi, eğer böyle bir durum gündeme gelirse, öyle bir durumda kalbi isteksiz olarak ve asla ve asla o anda yediğini helal saymayarak, üçüncüsü de sadece gerekli olan, yani zaruret miktarı ölmeyecek kadarını yemek mübah kılınmıştır. Kaide budur muhterem kardeşler. Bunun dışında değil. Yani hakikaten zaruret gündemde olacak. Yerken kalbi hala tiksinerek yiyecek ölmemek için. Çünkü bir müminin göz göre göre kendisine ölüme atması caiz değildir. Ondan dolayı. Üçüncüsü de onu yaparken sadece ölmeyecek kadar, böyle bir ziyafet çeker gibi bütün sofradaki malları götürecek şekilde değil. Sadece ölmeyecek kadar. Bir yudumluk veyahut da işte bir parçalık, nasıl o anda şeyse o. Ayetin sonunda gelen Allah'ın sıfatı ilginçtir muhterem kardeşler. Şunu söyleyeyim, önce de söylemiştim yanılmıyorsam. Ayetlerin sonunda sık sık Allah'ın sıfatlarını görürüz. Gafurun Rahim, Gafurun Kerim. İşte buna benzer bir sürü Allah'ın sıfatlarını tanırız. Bu sıfatlar hiçbir zaman haşa tesadüfi olarak ayetlerin arkasında gelmemiştir. Her ayetin arkasında gelen sıfat mutlaka ayetin içerisindeki manayla bağlantısı vardır. Mutlaka. Burada ayetin içerisinde Allah haramlardan bahsetti. Zaruret halinde bu haramlardan yemeden bahsetti. Haram olan şeyleri zaruret anında mübah kılması Allah'ın rahim sıfatından dolayıdır. Yani size acımasından dolayıdır. Sizi esirgemesinden dolayıdır. O anda onu size mübah kılmıştır. Estaizu billah. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ اِلَّا النَّارِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ. 174. ayetin mealini inşallah bir bütün olarak okuyalım. Ondan sonra tefsiri incelikler varsa vermeye çalışalım. Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip de onu az bir paha ile değiştirenler yok mu? İşte onların yiyip de karınlarına doldurdukları ateşten başka bir şey değildir. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacaktır. Ve Allah onları temize çıkarmayacaktır. Orada onlar için can yakıcı bir azap vardır, diyor Allah Celle Celaluhu muhterem kardeşler. Burada muhterem kardeşler, hakkı ve hakikati gizleyen Yahudiler olsun, Hristiyanlar olsun, onu zaten demiştik. Bir de tefsirlerde mutlak manada hakkı ve hakikati gizleyen Müslümanlar için de bu ayet kesinlikle geçerlidir. Yani herhangi bir dünya muradına ermek için Allah'ın ayetlerini veyahut da onların içinde olan ahkamı gizleyen insanlar, yapmış oldukları bu dünya için ellerinde ne geçecek? Belki biraz dünya menfaati, belki biraz para, biraz makam, biraz koltuk, bir şeyler. Bu onların karınlarına doldukları sadece ateştir, diyor Allah Celle Celaluhu. Allah onlarla konuşmayacak kıyamet gününde. Bunu söylerken bile insanın tüyleri diken diken oluyor. Allah onlarla konuşmayacak ve onları temize çıkarmayacak. Hangi günde? Allah'tan başka hiç kimsenin faydasının ve merhametinin dokunmayacağı o günde. Onlarla konuşmayacak Allah. Onlara can yakıcı bir azap vardır. Niye? Çünkü onlar bildikleri hakikatleri dünya menfaati için sattılar. Belki bir makam ellerine geçmesi için. Bel'am tipleri muhterem kardeşler, Bel'am tipleri. Ali İmran suresinde ve sonraki surelerde inşallah bunları göreceğiz. Ne bu? Mutlaka dünyayı yöneten, zulmeden zalimlerin her zaman yanlarında Bel'am tipleri vardır. Yani onların işlemiş oldukları zulümlere lehlerinde fetva çıkaran hoca tipleri her zaman vardır muhterem kardeşler.
Onların sayesinde yapmış oldukları zulümlerine meşruiyet kazandırırlar. İşte bu tipler hakkı ve hakikati gizledikleri için yapmış oldukları bu karları belki dünyada güzel gibi görünür. Belki yüz binlerce doları götürürler. Belki bütün Müslümanlar ezilirken, yıkılırken onlar rahat bir hayat yaşarlar. Kafirlere yapmış oldukları bu yardımların sayesinde. Ama Allah diyor ki onların kazandıkları sadece karınlarına doldurdukları ateştir. Allah muhafaza buyursun. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اِشْتَرَوُ الدَّلَالَةَ بِالْهُدَى İşte bunlar var ya, bu işi yapanlar, bunlar doğru yol karşılığında sapıklığı satın alan kimselerdir. Ne güzel, o bilgi sayesinde doğru yolu bulmuşken ne yaptılar? Onu sapıklıkla değiştirip sattılar. Hidayetle sapıklığı birbiriyle sattılar, değiştirdiler. Başka? وَالْعَذَابِ بِالْمَغْفِرَةِ Azabı da, şey, mağfirete bedel olarak da azabı satın alan insanlardır. Eğer Allah'ın onlara verdiği o bilgi sayesinde doğru yolda kalsalardı, İnsanlara doğru yola sevk etselerdi, Allah yolunda çalışsalardı ne olacaktı? Rahmet ve cennet olacaktı. Böyle yaptıkları için ne oldu? Hidayeti bırakıp sapıklığı aldılar. Allah'ın mağfiretini bırakıp azabı satın aldılar. فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ Allahu Ekber ne ifade. Müthiş bir ifade muhterem kardeşler. Allah bu ifadeyle muhterem kardeşler, yani insanın yaratılış gereği muhterem kardeşler tahammül edemeyeceği mümkün olan ne vardır? Ateş. İnsanın yaratılış gereği tahammül edemeyeceği ateştir. İşte bu yaratılış itibarıyla tahammül edemeyeceği ateşe karşı böyle sabır isnadıyla bir hayret ortaya koşması Allah'ın onlara karşı bir alaydır. Allah ayette alay ediyor bu kafir tipi insanlarla. وَمَا أَسْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ Yani onlar ateşe karşı ne de dayanıkmışlar, ne de dayanıklıymışlar diyor Allah Celle Celaluhu. Mümkün mü ateşe karşı bir insanın dayanıklı olması? Alay ediyor Allah onlarla. Azarlıyor aynı zamanda. فَمَا أَسْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ Ateşe karşı ne de dayanıklıymış bunlar. Mümkün mü? Niye öyle? اَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ Bu azabın sebebi Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olmasıdır. وَاِنَّ الَّذ۪ينَ اَخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَف۪ي شِقَاقٍ بَع۪يدٍ Buna rağmen farklı yorumlar yapıp kitapta ayrılığa düşenler var ya, işte elbette derin bir anlaşmazlığın içine düşmüştür bunlar. Ve bundan dolayıdır bu derin ve şiddetli azabın gerekçesi diyor Allah Celle Celaluhu muhterem kardeşler. Buradaki açıklama, biliyorsunuz Yahudiler İncil'i, Hristiyanlar Tevrat'ı veyahut da ikisi de Kur'an-ı Kerim'i kabul etmiyorlardı, reddediyorlardı. Yine aynı bunun gibi eğer Müslümanlar da göya Müslüman olduğunu söyleyenler de, çünkü o anda asla Müslüman olamazlar artık, Allah'ın kitabının içerisindeki ayetlerin bir kısmına iman edip bir kısmını inkar ederlerse, işte bu ayetler bugün uygulamadan kaldırılması gerekir derlerse, bir mason Türkiye'de bunu denemişti biliyorsunuz, veyahut da bugün kim yaparsa yapsın, ya bunun, bu ayetin bugün geçerli olması mümkün mü? Sık sık gençler diyor burada bize bunu gelip Allah'tan korkmadan, bu yani işte diyor, yani bir diyor erkeğin dört kadınla evlenmesi, yani bu bugün de mümkün olacak bir şey mi diyor. Namaz kılan adam. Yahu diyor şimdi hala diyor bugün böyle medeni ve modern kanunlar varken hala hırsızlık yapan adamın eli kesilir mi? Bu kadar diyor ilkel, yani eskide kalmış şeyler uygulanır mı diyor. Diyorlar kardeşler, vallahi diyorlar. Camiye giden insanlar da bunu diyorlar. Bunların gereğini tekrar düşünmek gerekir diyor adam. Bunları zaten diyor Kur'an'dan kaldırdığımızda aramızdaki sorunlar kalkacak diyorlar. Arkadaş olacağız o zaman. Biz sizinle ebediyen arkadaş olmayacağız inşallah. Sizin arkadaşınız ateştir diyor Allah Celle Celaluhu. Müminler olamaz asla. Bu noktada dikkatli ve şuurlu davranmamız gerekir. Sonucu çünkü ebedi azaptır muhterem kardeşler. Şimdi 177. ayet-i kerimeye geçeceğiz muhterem kardeşler. Şu hadisi ayetin öncesinde okuyayım, ona göre kulak verelim inşallah. Bakara suresinin 170. ayet-i kerimesi önemli bir ayettir. Çünkü Peygamberimiz aleyhisselam buyuruyor ki kim bu ayetin gereğiyle amel ederse imanını kemale erdirmiş olur buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ayet-i kerimenin içerisinde akide, ibadet, ahlakla ilgili, zaten bunlar hepsi, başka bir şey kalmadı elhamdülillah. Akide, insanın inanç esasları, ibadet, nasıl ibadet edeceğimizle ilgili, bir de ahlaki davranışımızla, yani imanın hayata dönüşmesiyle ilgili esaslar bu ayette açıklanmış. Bir ayetin içerisinde. 16 hüküm göreceğiz şimdi. Zaten bu pasajda artık Bakara suresinin
öteki bölümüne geçmiş olduk. Artık ahkam ayetleri sıra sıra gelecek. Göreceğiz inşallah. Bugün ve bundan sonraki haftalarda artık Allah Celle Celaluhu bu bölüme kadar, biliyorsunuz, kafirlerin durumunu anlattı, münafıkların durumunu anlattı, Hristiyanların, Yahudilerin durumunu anlattı, onların Allah'ın göndermiş olduğu ayetlere, hükümlere karşı nasıl lakayt davrandıklarını, nasıl yoldan çıktıklarını, nasıl sapıttıklarını anlattı. Bütün bunları anlattıktan sonra Allah Celle Celaluhu ahkam ayetlerini gönderiyor. Ve ey müminler, bu kadar hazırlık yapıldıktan sonra sakın ha siz de hala Allah'ın ahkamına karşı lakayt davranmayasınız. Ahkam ayetleri geldiği anda semi'na ve ata'na ya Rabbi demeniz gerekir. Allah'ım işittik ve iman ettik ya Rabbi, hazırız buyur ya Rabbi. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Hazırız ya Rabbi. Senin emirlerine karşı hazırız ya Rabbi. Boynumuz kıldan incedir ya Rabbi buyur. Gücümüz yetmezse eğer ya Rabbi, eğer senin emrettiğin şeyleri yapamayacaksak Allah'ım, şimdiden kusurlarımızdan dolayı bizi affeyle. Ondan dolayı Bakara suresinin sonuna Allah bu duayı bize öğretecek inşallah. Muhterem kardeşler. Şimdi gelelim Bakara suresinin 170. ayet-i kerimeye. Böyle insanın, bütün ayetleri çok severiz de elhamdülillah, ama bazı ayetler vardır ki hakikaten böyle insanı çok şey içerisinde bırakır, duygulandırır. İşte bu ayetlerden bir tanesi Bakara suresinde bu. Dinleyelim hep beraber inşallah. Rabbimizin vahyine kulak verelim inşallah. Estağfirullah. لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. Bir, buradaki bir muhterem kardeşler, iyilik, erdem, fazilet, hakiki erdem, hakiki fazilet, hakiki güzellik, iyilik. Yüzünüzü doğuya veya batı tarafına doğru çevirmeniz değildir diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi ayetin arkasına geçmeden burada kısa bir açıklama yapalım inşallah. Nuzul sebebi olarak biliyorsunuz bu kıblenin tahvili olayında işlemiştik birkaç hafta önce. Yahudiler ve Hristiyanlar meseleyi kapatmamışlardı hala. Hala dedikoduyu bayağı ileri safhaya götürmüşlerdi. Ve hala diyorlardı ki ya işte neden bu kıbleyi işte Mescid-i Aksa'dan bu Kabe tarafına çevirdiler filan. Bunlar daha ne yaptığını bilmiyorlar filan. İleri geri sözler yapıyorlardı. Yahudiler de Hristiyanlar da, ve ikisi de diyordu ki böyle değil. Eğer hidayeti bulmak istiyorsanız ey insanlar, mutlaka ya bizim doğu tarafındaki kıblemize Hristiyanlar veyahut da Yahudiler Mescid-i Aksa'ya doğru anca yönelirseniz hidayeti bulursunuz diyorlardı. Yani atalarından bulmuş olduklarına hala sarılıyorlardı. Hidayete tabi olmuyorlardı. Hakikata ve Allah'ın vahyine tabi olmuyorlardı. Allah da buyuruyor ki ey Yahudi ve Hristiyanlar, ey müşrikler, ey, biraz daha genişletebiliriz aslında, ibadetlerin dış formlarına önem verenler, dini hayatlarını törenleştirenler. Dikkat edin. Çok önemli bir mesaj var burada. Mevdudi çok güzel bir açılım yapmış burada ayet-i kerimeyle ilgili. Diyor ki Mevdudi, ibadetlerin dış formlarına verilen önemin anlamsızlığını gösterir bu ayet. Bazı dini formalite ve törenleri icra etmenin veya dindarlık gösterisinin gerçek iyilik olmadığını ve Allah katında hiçbir önem taşımadığını gösterir bu ayet-i kerime. Muhterem kardeşler, her ibadetin bir dış görünüşü vardır, bir de ruhu vardır. Ne için yapıldığı, ihlas ve niyet meselesi vardır. Şimdi düşünün, yani biz arkaya geçip baksak, ön tarafta işte Masonlar, Yahudiler, İslam düşmanları, ne kadar böyle kafir varsa böyle namaz kılıyor gibi görünseler münafıklık göstergesiyle. Diyelim ki Müslümanlar galip oldu, Müslümanlardan korktukları için mecbur camilere sığınıp münafıklık yapacaklar. Başka çareleri ne? Orada namaz kılıyor gibi görünseler. Namaz kılıyor gibi görünseler. Şimdi biz arkadan bakıp deriz bu adamlar ya namaz kılıyorlar. Ama Allah'ı aldatabilirler mi bunlar? İşte Allah Celle Celaluhu burada buyuruyor ki yüzlerinizi doğuya ya da batıya çevirmeniz iyilik, erdem, fazilet değildir. Peki gerçek iyilik, erdem, fazilet nedir ya Rabbi? وَلَاكِنَّ الْبِرَّ İşte gerçek erdem ve iyilik, fazilet şudur ki, aslında tefsirlerde şöyle bir anlam veriliyor. وَلَاكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنْ Yani gerçek iyilik şu kişinin iyiliğidir ki مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ Bir defa Allah'a iman edecek. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Ahiret gününe iman edecek. Yapmış olduğu bütün amellerinin ve eylemlerinin hesabını vereceği bir hesap gününe iman edecek. Ve öyle de davranacak. Her hal ve hareketinin ahiret gününde Allah'ın huzurunda hesaba verileceğini bilecek. Vel melaiketi, Allah'ın meleklerine iman edecek. Vel kitabi, Allah'ın kitaplarına iman edecek. Kitabına iman edecek. Kitaplara iman edecek. Vel nebiyyin,
ve bütün peygamberlere iman edecek. İşte gerçek iyilik ve erdem, fazilet bu kişinin erdemidir ve faziletidir. Yahudilerde bu var mı? Düştüler gittiler. Peygamberlerin hepsine iman etmiyorlar. Kitapların hepsine iman etmiyorlar. Allah'a gerektiği gibi iman etmiyorlar. Ahiret gününe gerektiği gibi iman etmiyorlar. Hristiyanlarda bu var mı? Yok. Allah'a haşa oğul isnat etmişler. Son peygamberi inkar etmişler. Tevrat'ı ve Kur'an'ı inkar etmişler. Sayalım böyle. Yok. Gittiler bunlar. Asla ve asla gerçek fazilete ve iyiliğe kavuşamayacaktırlar. Devam ediyor ayet-i kerime. Bunlar akidevi boyutu. Şimdi وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاك۪ينِ وَابْنَ السَّب۪يلِ وَالسَّائِل۪ينَ وَفِ الرِّقَابِ Biraz uzun. Ne bu? Malı sevmelerine rağmen. Hangi insan malı sevmez ki? Zaten Allah akıl fikir vermediyse, yani şuuru yerinde değilse, malı sevmiyorsa onu sabaha kadar infak etse hiçbir anlam ifade etmez ki. Çünkü mükellef değildi. Malı sevmesine rağmen infak ederler. Kime ya Rabbi? Zevil kurba, yakınlara, akrabalarına ikram ederler, infak ederler. Başka daha kime ya Rabbi? Vel yetama, yetimlere verirler. Yetimlere infak ederler. Vel mesakini, miskinlere. Miskin nedir muhterem kardeşler? Biliyorsunuz miskin, hiçbir şeyi olmayan, açlıktan, fakirlikten bütün gücü, kuvveti, takatı kesilmiş, dilenecek insandır miskin. Hiçbir şey yok. Hiçbir mal olmayana miskin denilir. Bunlara da infak ederler. وَبْنَ السَّب۪يلِ Daha kime? Yolda kalmışlara infak ederler. Bir de وَالسَّائِل۪ينَ İsteyenlere, dilenenlere de infak ederler. Bu sailin açıkça isteyenlerdir muhterem kardeşler. Bununla ilgili Ebu Davud'da bir hadis dikkatimi çekti tefsirlerde okurken. Peygamber aleyhisselam buyuruyor ki, dilenene at üzerinde dahi gelse verin diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. At üzerinde dahi gelse. Yani bugün ne demek? Dilenci arabayla da gelse verin diyor. Tekrar bazı şeyleri gözden geçirmemiz gerekir muhterem kardeşler. وَالسَّائِل۪ينَ وَفِ الرِّقَابِ Bir de kimlere? Ve kölelere, esirlere de o esaretlerinden, köleliklerinden kurtulmak için gereken bedeli yardımcı olarak onlara da verin buyuruyor Allah Celle Celaluhu muhterem kardeşler. Bu infak boyutu. Şimdi devam ediyor. وَاَقَامَ الصَّلَاةِ Namazı kılanlar. Yani namazı ikame edenler. Gerektiği gibi nasıl kılınması gerekiyorsa huşuya varmaya çalışarak kılanlar. Ve etez zeka, zekatı verenler. Bakın bu farz olan zekatı verenler. Yukarıdaki neydi? İnfak. O hür iradesiyle insanın bütün o sayılan gruplara nasıl fırsat olup rast gelirse infak edenler. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا Bir de antlaşma yaptıkları zaman sözlerini yerine getirenler. Söz verdikleri zaman, antlaşma yaptıkları zaman sözlerini yerine getirenler. وَالصَّابِر۪ينَ فِي الْبَأْسَاءِ Ve şu durumlarda direnenler, sabredenler. Hangi durumlarda ya Rabbi? فِي الْبَأْسَاءِ Açlık ve fakirlik durumunda. Allah onları öyle imtihan ederse sabredip direnenler. وَالضَّرَّ Hangi durumda daha ya Rabbi? Hastalık, ağrı durumlarında. Bir de وَحِينَ الْبَعْسِ Bir de cihat anında, düşmanla karşılaştıklarında, cihat esnasında da sabredip direnenler. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا İşte bunlardır doğru olanlar diyor Allah Celle Celaluhu. İşte bunlardır, bunların iyiliğidir, gerçek iyilik ve gerçek fazilet. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ İşte ancak muttaki olanlar bunlardır buyuruyor Allah Celle Celaluhu muhterem kardeşler. İşte bundan dolayı muhterem kardeşler gördüğünüz gibi 16 tane hüküm vardır ayet-i kerimenin içerisinde. Bunların gereğini uyup yapanlar gerçek erdem ve fazilet sahibidir diyor Allah Celle Celaluhu. Hakikaten ayet-i kerime genel itibarıyla İslam'ın ana temellerini içine almış bir ayet-i kerime. Bundan dolayı Peygamberimiz kim bu ayetle amel ederse imanını kemale erdirmiş olur diyor Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ayetin gereğini
böyle duyduğumuz gibi inşallah günlük hayatımızda tatbikata geçirmemiz gerekir. Baştan söylediğim gibi burada özellikle dikkat etmemiz gereken muhterem kardeşler, ibadetlerin sadece dış formlarına değil, meseleleri ve ibadetleri yaparken ne için yaptığımıza dikkat etmek, Allah muhafaza buyursun onları törenleşmiş, törenselleşmiş bir hale dönüştürmemek, çevirmemek. Allah muhafaza buyursun. Eğer namazımız bir adet haline geldiyse, eğer namazımız bizi kötülüklerden alıkoymuyorsa, Allah'ın Kur'an'da vaat ettiği gibi, bizi her türlü fuhşiyattan, münkirattan, kötülüklerden alıkoymuyorsa namazımız, eğer zekatımız bizi temizlemiyorsa, eğer hala bu sayılan şeyleri yerine getirdiğimiz halde imanın tadını kalbimizde hissetmiyorsak, o zaman ibadetlerimizi mutlaka tekrar gözden geçirmemiz gerekir. Çünkü mutlaka bunlar bizi fazilete, erdeme ve huşuya vardırması gereken hususlardır. Bu noktada biz Müslümanların da dikkat etmesi gereken bir ayet-i kerimedir muhterem kardeşler. İşte şimdi 178. ayet-i kerimede bir ahkam ayetiyle karşı karşıyayız muhterem kardeşler. Estağfirullah, bismillah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Kutiba aleykumul kısasu fil katla. Size öldürülenler hakkında kısas uygulamak farz kılındı. Kutiba aleykum demek, farz kılındı demek. Önümüzdeki hafta inşallah göreceğimiz oruç ayetinde de kutiba aleykum siyam diyecek. Kur'an-ı Kerim'de kutiba aleykum denildiği zaman size yazıldı demek, yani farz kılındı anlamına gelir. Ne buyurdu Rabbimiz burada? Ey müminler, iman edenler, size öldürülenler hakkında kısas uygulamak farz kılındı. Tefsirine geleceğiz inşallah. El hurru bil hurri. Hüre hür. Vel abdu bil abdi. Köleye köle. Vel unta bil unta. Dişiye, kadına da dişi. Kadın. Femen ufiye lehu min ahihi şey'un fettiba'un bil ma'rufi ve eda'un ileyhi bi ihsan. Ancak kimin cezası, kardeşinin cezası tarafından bir miktar bağışlanırsa artık o taraflar hakkında, o taraflar hakkaniyete uymalı ve öldüren ona gereken diyeti güzellikle ödemelidir. ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اِعْتَدَى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. İşte bunlar söylenenler Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Her kim bundan sonra haddi aşarsa muhakkak ki onun için elem verici bir azap vardır buyuruyor Allah Celle Celaluhu muhterem kardeşler. Şimdi bu ayet-i kerimenin üzerinde bir miktar durmamız lazım inşallah iyi anlayabilmemiz için. Olaya şöyle tarihsel arka planıyla girelim inşallah anlayabilmek için. Muhterem kardeşler, Yahudilerde öldürülen bir insanın cezası olarak diyet yoktu. Mutlaka kısas uygulanması gerekirdi. Yani birisi birisini öldürdüğü zaman o öldürülürdü. Yahudilerdeki hüküm buydu. Hristiyanlarda da tam tersine kısas yoktu. Onlar diyorlardı ki bizde sadece diyet vaciptir. Yani işte o adamdan bir diyet şeklinde bir miktar mal neyse artık o tespit edilen alınır ama kısas uygulamak yoktur. Bir de bunun yanında aslında bunlar genelde muhatapları, özelde de eski cahiliyede Araplarda, müşriklerde şöyle bir uygulama vardı öldürülenlerle ilgili. Şimdi güçlü olan bir toplum, bir kabilenin bir insanı öldürüldüğünde bir zayıf kabile tarafından diyelim. Farz edelim ki güçlü bir kabilenin bir kölesi öldürüldü. Bir zayıf kabile tarafından, birisi tarafından orada. Başka bir köle diyelim, oradaki köleyi öldürdü. Bir kavga esnasında her neyse. O zaman bu güçlü kabile, o zayıf kabileden gidip diyorlardı ki biz güçlü kabileyiz. Siz bizim kölemizi öldürdünüz, öyle bir köleyle biz razı olmayız. Sizden mecbur en azından bir tane hür adamı isteriz öldürmek için diyorlardı. Ve alıp öldürüyorlardı. Çünkü güçlü kabile. Yapmadığı zaman savaş ilan edip birçok insanın ölümüne sebep oluyorlardı. Veyahut da bir kadın öldürdüyse zayıf kabileden, güçlü kabileden zayıf kabilenin bir kadın öldürdüyse gidip diyorlardı ki hayır biz kadına kadını kabul etmiyoruz. Siz bizim bir kadınımızı öldürdünüz. Biz sizden en azından bir tane adam öldüreceğiz diyorlardı. Ve soylu bir adam alıp öldürüyorlardı. Hatta birçok olay nakledilir tefsirlerde, sahih rivayetlerde. Bazıları şöyle korkunç zulüm ve uygulamalar yapıyorlardı. Çok güçlü bir kabile ise eğer, içlerinden bir adam öldürüldüyse diyorlardı ki bizim bu adamımızın ölümüne karşılık sizin kabilelerinden en azından 100 kişi öldürmemiz gerekir ve öldürüyorlardı. Böyle bir zulüm uygulama metodu.
Fazla garibinize gitmesin. Bugün her gün görüyoruz bunları muhterem kardeşler. Biraz anlayın yani. Bugün dünyadaki birçok katliam neden dolayı yapılıyor? Şimdi şu anda dünyada güçlü olduğunu iddia eden memleket biliyorsunuz. Gidip onlardan bir kişi öldürdüğünüz anda gütüp toru topuna bütün memleketinizi ateşe topa tutmuyorlar mı? Uçaklarıyla bütün memleketinize bombardıman yağdırmıyorlar mı? 10 kişi öldürürsünüz, sizin memleketinizde 100 bin kişi öldürürler. İlle bomba da yağdırmaz. Bir ambargo uygulattırır. İşte şu meclisleri var ya orada. Bir ambargo uygulattırır. Çoluk, çocuk, kadın, yüz binlerce insanınızı katlederler. Sadece bu adet o dönemin adeti değil. Ama ne zaman dediğinde Allah öldürülenler hususunda kısası farz kılmıştır. Bak şu gericilere der ya, hala kısastan bahsediyor. Ama kendileri kafirler günlük hayatlarında uygulamalarında bir kişiye karşılık kendileri medeni memleketler ya, medeni ülkeler ya, kendileri böyle medeni ve kalkınmış ülkeler oldukları için medeni olmayan bir ülkeden kendilerince gerici bir ülke gelip onlardan eğer birisini öldürdüyse topluca memleketi ateşe ve topa tutarlar. Ve bugün yapıyorlar bunu muhterem kardeşler. Günlük görüyoruz. Demek ki 1500 sene önce Kureyşli müşriklerin yaptığı bir uygulama değil sadece. Aynı zihniyet bugün de devam ediyor. İşte Mevdudi tefsirinde bunlara örnekler isimleriyle birlikte vermiş mesela. Sir Lee Astek isimli bir İngiliz melesinden, mütrefinden örnek vermiş. Bunların döneminde diyor bir İngiliz'in öldürülmesine dair karşılık olarak Mısır halkından intikam almak için binlerce insanı katlettiler. Güya dünyanın en medeni kalkınmış ülkesi, ilerici ülkesi İngiltere. Bunlar uygulanan şeyler. Allah Celle Celaluhu muhterem kardeşler bunu bildiği için zaten biraz sonra okuyacağımız 179. ayet-i kerimede göreceğiz. Hakikaten bu uygulamanın hikmetini Allah Celle Celaluhu meseleye bir ölçü getirmiştir. Ve burada öyle mutlak bir adalet, zaten Allah'tan daha adil kim olabilir ki haşa? Öyle bir mutlak adalet içeren hüküm beyan etmiştir ki Allah Celle Celaluhu muhterem kardeşler. İslam'daki bunun hükmü işte böyledir. Kısas dendiğinde sözlükte muhterem kardeşler takip etmek demek. Yani öldürme veya yaralama olaylarında misliyle cezalandırmak. Yani takip etmek. Şimdi birisi gelip birisini öldürmüş. Aynı o nasıl öldürdüyse onu da öldürmek gerekir İslam'da. Şart mı? Şart değil. Kim karar verecek buna? Herhangi bir mahkeme falan değil. O öldürülenin velisi karar verecek buna. Allah öyle emrediyor. Şimdi öldürülen insanın şöyle bir hakkı vardır İslam'da. Yani öldürülen insan artık değildi tabii ki velisinin. Onun velisinin şöyle bir hakkı vardır. Ya kısas uygulatmasını isterir İslam devletinden. Ya affeder tamamen ya da diyet ister. Bunun dışında bir şey yok zaten. Onun için bakın ayet de çok ilginçtir muhterem kardeşler. Allah Celle Celaluhu buyurdu ki فَمَنْ اُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيهِ شَيْءٌ. Hala öldüren kimseyi Allah kardeşiniz diye hitap ederek açıklıyor. Yani olur işte bir kavga esnasında bir şey oldu, birisi birisini öldürdü. Kim diyor bu kardeşine iyilikle onu affeder ve onun cezasını veya diyet isterse artık bu meseleden sonra ileri gitmesin diyor Allah Celle Celaluhu. Yani ne demek? İşte dedi ki tamam ben onu affettim. Kısas uygulanmasını istemiyorum. Artık böyle bir isteğinden sonra hala tekrar işte veyahut da diyet istedi. İşte parayı aldı. Parayı aldıktan sonra onu tekrar öldürdü. Kim böyle yaparsa diyor Allah onun durumu çok şiddetli bir azaba düşer olmaktır. Buyuruyor Allah Celle Celaluhu muhterem kardeşler. Dolayısıyla buradaki ayet-i kerimede anladığımız bütün bu eski cahiliye adetlerinin hepsini Allah Celle Celaluhu kaldırmıştır. Hüre hür, köleye köle, kadına kadından ne anlayacağız? Şimdi yani bir kadın öldürüldüyse, diyelim ki kadını bir erkek öldürdü, başka bir kadının mı bu? Ha bu değil, yani bu değil. Bu böyle anlamayacağız bunu. Allah şunu kastediyor muhterem kardeşler. Kim kimi öldürdüyse sadece ve sadece onu cezalandırabilirsiniz diyor Allah. Başkasını değil. Kim suçluysa onu cezalandırabilirsiniz. Başkasını cezalandırmanız için asla size yetki verilmemiştir buyuruyor Allah Celle Celaluhu muhterem kardeşler. Şimdi 179'u da okuyalım inşallah bir bütün olarak bakalım meseleye. Estaizu billah. وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ يَا اُلِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Ey akıl sahipleri, ulul elbab, akıl sahipleri demek. Ey düşünme yeteneğine sahip akıl sahipleri. Eğer düşünürseniz, لَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ.
Sizin için kısasta hayat vardır diyor Allah Celle Celaluhu. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki suç istemekten sakınırsınız, Allah'tan korkarsınız. Müthiş bir ifade. Hakikaten öyle bir belagat içeren bir ayet-i kerime ki muhterem kardeşler. Şimdi muhterem kardeşler, insanların koydukları kanunlara bakıyoruz. Caydırıcı bir unsur yok içerisinde. Hatta öyle bir şey ki suça teşvik bile var. Katili korumak suça prim gibi bir şey. Masumların hayatını tehlikeye atmak demektir muhterem kardeşler. İnsanların koydukları kanunlarda öyledir. Onun için Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki kısasta sizin için hayat vardır. Ne demek bu muhterem kardeşler? Dört maddede özetlemeye çalıştım. Bir kişinin öldürülmesiyle birçok kişinin hayatı kurtarılmış olur. Düşünün psikopat bir katili, hiçbir cezadan korkmayan bir insanı. Bunu öldürdüğün anda toplumu sekinete kavuşturmuş olursun. Şimdi adamlar bazıları, yani bazıları değil artık, günlük hayatta artık çoluk çocuğunu kimse sokağa yalnız başına bırakamıyor yaşadığımız memlekette. Niye? Çünkü alışkanlık haline gelmiş çocuğu kaçırıp Allah muhafaza buyursun ırzına geçip öldürmek. Şimdi böyle bir psikopatın yakalandığı anda çocuğu öldürülmüş bir insan tarafından acaba ne ceza uygulanmasını istersiniz, ne dersiniz? Kısas uygulanmasını isteyeceği büyük bir ihtimaldir. İslam ahkamına göre hatta bakın, dilerse, yani bu aşırı örnekte değil, burada İslam devleti de araya girme hakkı vardır. Öldüren teke tekse affetme yetkisi de vardır veyahut da diyet etme yetkisi de vardır. Fakat burada hakikaten korkunç katliamlarda bulunan birisini öldürdüğünüz anda ne yaparsınız diyor Allah? Toplumu hayata kavuşturmuş olursunuz. Çünkü insanlar kurtulur. İkinci hikmet. Bir katil, bir suç işlemek isteyen birisi bu suçun karşılığında ölüm cezasını bildiği anda kolay kolay o suçu işlemez. Cayar o işten. Caydığı için de hem kendisi kurtulmuş olur hem de öldürmek istediği insan hayatı kurtulmuş olur. Kısasta sizin için hayat vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Üçüncüsü muhterem kardeşler, uzun sürebilecek kan davaları bitmiş olur böylece. Çünkü dedim ya, adamlardan bir kişi öldürülünce gidip bütün topluma savaş ilan ediyorlardı. Bugün de yapıyorlar. Bu da ortadan kalkmış olur. Kim öldürdüyse sadece o öldürülebilir. Dolayısıyla geriye kalan insanlar için bu işte hayat vardır. Bir de en önemlisi muhterem kardeşler, subhanallah çok ilginç bir şey. Dördüncüsü de bu işte niye hayat vardır? Katilin de ahiret hayatı kurtulmuş olur. Kısasta sizin için hayat vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Ey akıl sahipleri, düşünürseniz eğer. Bir katil olur ki suç işlemiş, birisini öldürmüş olabilir. Eğer tövbe ettiyse ve kendisine bu dünyadayken kısas uygulandıysa ahiretteki azabından kurtulmuş olur. Ve ebedi hayatını kurtarmış olur. İşte bundan dolayı kısasta sizin için hayat vardır diyor Allah Celle Celaluhu muhterem kardeşler. İşte bu ayetleri ayetlerle alay geçenler, haşa dalga geçenler, kulak ardı edenler kendi sistemlerinin insanları nerelere sevk ettiğini bir takip etsinler. Kendi uygulamalarında insanların neler yaptığını bir takip etsinler. Ondan sonra Allah muhafaza buyursun Allah'ın ahkamıyla alay etmeye cüret etsinler. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Bitiriyorum inşallah sonuna doğru gelip son ayetlerim. Kutibe aleykum izâ hadara ahadakumul mevtu in teraka khayren khayren el vasiyyetu lil valideyni vel akrabine bil ma'ruf hakkan alel muttakîn. 180. ayet-i kerime. Birinize ölüm geldiği zaman, yine bir ahkam ayeti, yukarıdaki ilgisi de var. Şimdi birisi öldürüldüğü zaman mutlaka onun arkada bıraktığı mirasçıları, vasiyet, bu tip şeyler var. Onun için Allah Celle Celaluhu kısas ayetinin arkasına vasiyetle ilgili ayeti yerleştirmiştir. Birinize ölüm geldiği zaman eğer bir hayır bırakacaksa, buradaki hayır bırakmaktan kasıt bütün müfessirlere göre mal bırakmaktır. Hatta biraz fazla mal bırakmaktır. Yani adamın derikesinde böyle işte 50 euro, 100 euro diyelim mesela bugün örneğiyle. Bu fazla mal değildir. Bunun için vasiyet yazması gerekmez. Zaten Nisa suresiyle biraz sonra şey yapacağız. Karşılaştıracağız inşallah. Böyle bir mal bırakacaksa anaya, babaya ve yakınlarına uygun bir biçimde vasiyet etmek Allah'tan korkanlar için üzerine bir borçtur buyuruyor Allah Celle Celaluhu muhterem kardeşler. Şimdi bu 180. ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de vasiyet ayeti olarak bilinen ayet-i kerime. Yani Almancası biliyorsunuz testament dediğimiz mesele. Burada muhterem kardeşler
Miras ayetleri gelmeden önce biliyorsunuz Nisa suresinde inşallah Rabbim ömür verirse işleyeceğiz. Nisa suresinde Allah Celle Celaluhu İslam'ın feraiz kanunlarını, ilmini yani miras hukuk sistemini Nisa suresinde açıklayacaktır Allah Celle Celaluhu. Bu ayetler gelmeden önce bu ayet-i kerime Müslümanların üzerine farzdı. Nisa suresindeki ayetlerin gelmesiyle birlikte bu ayet-i kerimenin farziyeti neshedilmiş oldu. Hatırlarsanız Bakara suresinde مَا نَنْسَخْ مِنْ اَيْتِنَا hükmünü işlemiştik. Nesih meselesini işlemiştik. Şimdi dediğimiz gibi bu ayette vasiyet meselesi gündemde. İşte bütün bunların hepsini göz önünde bulundurarak, Nisa suresindeki miras ayetlerini de göz önünde bulundurarak Peygamberimiz aleyhisselam iki grupta toplamıştır bu olayı. Birincisi şöyle buyurmuştur Peygamberimiz aleyhisselam, varise vasiyet yoktur. Yani ne demek bu? Birisinin babası öldüyse onun oğlu, hanımı, işte kızı filan bunlar nedir? O adamın kanunen varisleridir, mirasçısıdır. Bunlara vasiyet yazmasına gerek yoktur İslam'da. Çünkü onlar otomatikmen Allah'ın Nisa suresinde koymuş olduğu hükümlere göre miraslarını alırlar. Bu böyle hallolur. Fakat bazı meseleler hala vardır ki muhterem kardeşler ondan dolayı bu ayetin farziyeti neshedilmiştir. Fakat uygulaması neshedilmemiştir. Hala bugün uygulamaya açıktır bu ayet-i kerime. Çünkü öyle durumlar vardır ki onlar da miras olarak hakları olmayabilir. Mesela düşünün bir yetim var adamın çevresinde tanıdığı fakat mirasçısı değil. Öldüğü anda ona bir mirasçı olarak mal sahibi olamayacak. Ne yapar? Ona bir vasiyet yazıp malından bir miras bıraktırabilir. Başka daha ne olabilir? Mesela mirasçısı olmayan bir kölesi olabilir o dönem için. Veyahut da bugün için yine mirasçı olmayan akrabaları da olabilir. Veyahut da çok önemli muhterem kardeşler, toplumsal faaliyetlerde vakıflar olabilir. Sosyal hizmet veren İslami çalışmalar olabilir. Şimdi İslami bir vakıf, ölen bir adamın mirasçısı değil tabii ki. Onun mirasçısı Nisa suresinde Allah'ın belirttiği insanlardır. Peki ölecek bir adam, belki bir vakfa malı çok zengin olabilir, bir bölümünü vakfetmek isteyebilir. İşte orada ne yapacak? Vasiyet yazacaktır. Bu vasiyetinde fakat şu uygulamaya dikkat etmesi gerekir. Vasiyette İslam ahkamında 1/3'inden fazlası vasiyet edilemez. Maksimum 1/3'dir. Geriye kalan 2/3 mirasçılara aittir. Yani adamın mirasçıları varsa Hanefi mezhebinde özellikle diğerlerine tekrar bakmak gerekir. Ben ona baktım tekrar ahkam tefsirinde. Mirasçıları varsa malının tümünü vasiyet edemez. Yani meşru Müslüman mirasçıları varsa işte diyemez ki ben malımın hepsini şu falancaya veyahut da şu vakfa miras bıraktım. Böyle bir hakkı yoktur. Böyle bir şey yapmış olsa bile bu gayri meşru vasiyet olmuş olur. Mahkeme meseleye el koyar İslam mahkemesi ve mirasçılarına malını paylaştırır. Bu zaten şimdi bir sonraki ayette gelecek inşallah muhterem kardeşler. Onu okuyalım inşallah ve dersimizi bitirelim. Estağfirullah. فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَاِنَّمَا اِثْمُهُ عَلَى الَّذ۪ينَ يُبَدِّلُونَهُ اِنَّ اللّٰهَ سَمِعُونَ عَلِيمٌ. Önce bir her kim bu vasiyeti işittikten ve kabullendikten sonra vasiyeti değiştirirse onun günahı ona aittir. Şüphesiz ki Allah her şeyi işiten ve bilendir buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem kardeşler, burada bir hadis-i şerif okumak istiyorum inşallah bu konuyla ilgili. Ebu Davud, İbn-i Mace, Ahmed İbn-i Hanbel'in Müsned'inde karşılaştığımız Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Bir adam 70 sene cennet ehli amelini yapar. Yani Müslümanca yaşar. 70 sene. Sonra vasiyet ettiği zaman vasiyetinde haksızlık yapar da kötü ameli ile ölür. Bu sebeple cehenneme gider. Bir adam da 70 sene cehennem ehli ameli yapar. Sonra vasiyetinde adalet icra eder de iyi ameliyle ölür de böylece cennete girer buyuruyor Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam. Dolayısıyla burada muhterem kardeşler, vasiyet bırakacak olan kişi adalete çok azami derecede dikkat etmesi gerekir. Yani mesela düşünün ki, şimdi 182'yi de okuyalım son ayetimizi ve hepsini bir arada söyleyelim son cümleleri inşallah. فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوسٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَأَسْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Her kim vasiyet edenin haksızlığından veyahut da günaha meyletmesinden endişe eder, korkar da bunların aralarını bulursa, yani mirasçıyla vasiyet ölmüş olan insanın arasını bulursa ona tabii ki günah yoktur buyuruyor Allah. Şüphesiz Allah çok bağışlayan hem de esirgeyendir buyuruyor Allah Celle Celaluhu muhterem kardeşler. Şimdi düşünün
meşru olmayan bir vasiyet bırakmış adam. Öldüğü anda, öleceği anda, ölmeden önce yazmış vasiyetini. Meşru olmayan bir vasiyet nasıl bir şey olabilir muhterem kardeşler? Mesela yakın akrabaları varken Müslüman insanlar uzaklara mal bırakmış vasiyetinde. Belki özel bir garazinden dolayı olabilir ya, Allahu alem. Veyahut da varis olana mirasından daha fazla mal vasiyet olarak yazmış. Meşru değildir. Ona el koyulması gerekir ve el koyulur. İşte kim diyor Allah Celle Celaluhu böyle bir hileyi hisseder, meseleye vakıf olur, bunu açıklayıp arayı düzeltirse bu vasiyeti değiştirmek günah değildir. Hatta yapılmasını gerekir. Adaletin uygulanması için muhterem kardeşler. Veyahut da işte vasiyetten mal kaçırmak için filan bu tip şeyler yapılabilir muhterem kardeşler. Dünyada birçok olaylar oluyor. Yakın çevremizde bile insanların başına bunlar gelebiliyor. İşte adam hanımı ölmüş olabiliyor. İkinci birisiyle evlenmiş olabiliyor. Hanımı öldükten sonra tabii ikinci evlenmiş olduğu kişi adamın çocuklarıyla ne oluyor? Üvey anne olmuş oluyor. Eğer Müslüman kimlikli, kişilikli, adil birisi değilse üvey çocuklarına göre adil davranmayabiliyor. Ne yapıyor bu adam? Ölmeden önce kadın mı? Adam da ihtiyarsa biraz. Yani ben yaşanan bir olay anlatıyorum size. Ölmeden önce kocayı alıyor. Hiç çocukların haberi yok. Götürüyor notere. İşte buna bir vasiyet yazdırıyor. Hakkından çok daha fazla. Allah hakkını zaten yazmış Nisa suresinde ne kadar miras payı var. Ne yapıyor bu vasiyet yazdırıyor? İşte çocuklara yaklaşık hiçbir şey kalmıyor ve hatta hiçbir şey bıraktırmıyor. Malları kendi üstüne geçirttiriyor. İşte bu zulümdür muhterem kardeşler. Allah muhafaza versin, kim böyle bir şey yaparsa diyor Peygamberimiz, ömür boyu iyi işler yapmış olsa cehenneme gider diyor Peygamberimiz. Bu tehlikeli bir şeydir. Burada eğer malı olan birisi varsa, vasiyet yazması söz konusuysa bunlara dikkat etmesi gerekir. Yok vasiyet yazmadıysa zaten o zaman Nisa suresindeki feraiz ahkamına göre mesele halledecektir. Bir de son olarak şunu söyleyeyim inşallah. Bu ayet-i kerimenin dedik ya farziyeti neshedilmiştir Nisa suresindeki ayetlerden sonra. Fakat Nisa suresindeki ayetleri inşallah ileride işleyeceğiz. Orada Allah Celle Celaluhu hep böyle buyurur. Mesela işte kadına şu kadar, çocuğa şu kadar, çocuğa bu kadar. Fakat min ba'di vasiyetin yusa biha evdeyn. Bütün bu verilecek mallar mirasçılara adamın yazdığı vasiyetten sonra ve borçları geri ödendikten sonradır. Dolayısıyla bu ayetin, vasiyet ayetinin uygulamada olmasını zaten o ayetin içerisindeki bölümden çok rahat bir şekilde anlıyoruz muhterem kardeşler. Rabbim bizleri hayatımız boyunca son nefesimize kadar adaletten ayrılmayan mümin kullarından eylesin inşallah. Rabbim bizleri hayatımızın sonuna kadar Bakara suresinin şu güzel muhteşem 177. ayet-i kerimesinde anlatılan gerçek erdem ve fazilete kavuşabilen o 16 hükmü hayatlarında uygulayan mümin ve muttaki kullarından eylesin inşallah muhterem kardeşler.